Esra Hanım, bizim eve niye gelmek istemiyor? Tamam, bunu zorlamayın. Onu bir söylesin ki ben de bileyim. Sabri Bey. Zorlama. Ya genç yaşta kendine özgür olmak istiyor çocuk. Ayrı evi açabilir. Arkadaşları olabilir, genç arkadaşlar. Tamam, ben ona kabilim Esra Hanım. Hocasına yanına gitsin, genç çocuklar yetiştirsin. Örnek bir abla olsun istiyor. Şimdi millet de ters anlar yani. Ben oraya gelmek istemiyorum. Gitsin ya, gitsin ya. Ben kendim de gelmek istemiyorum. Baban da kendini suçlu hissediyor. Senin onunla ilgili yaptığın suçtan dolayı. Neden gelmek istemiyor? Yani zaten iftira da atıldı. Demek iftira doğruymuş derler. Onun için niye gelmek istemiyorsun? Vallahi günlerdir bu yayını izleyen insanlar neyin ne olduğunu öğrendi. Yazık değil mi? Bir anne sadece kızını kurtarmak için söylediği her şeye razı. Evet, evet, razıyım Esra Hanım. Nerede istiyordun? Bak Adnan Hoca sana her imkanı sunuyor Dilara'm. Ayrı ev aç, ayrı arkadaş. Ya bir sana geleyim. Annen de telefon dedi. Anne ne yapıyor, nedir? Bu kelimeni duymak istiyorum Diloş'um. Gözüm arkada kalmasın diyorum. Sen bir saniye olsun anne, seni özledim, neredesin diye. Tamam anne, ben sana zaten söyledim. Neyi söyledin, tamam, nasıl söyledin? Tamam, ben irtibatımı kesmeyeceğim zaten. Ama seninle sürekli kesiyorum. Biraz önce söyledim, seninle konuşacağım. Tamam bak Dilara, yapma. Tamam anne, kesmeyeceğim. Olayları uzatma. Tamam, ben sen telefonu bulur. Şimdi görüşme için olacağım. Yayından sonra seninle özel olarak telefonla konuşabilir miyim Diloş'um? Herkese bak, biliyor musun? Tamam ben sana ayrı... Efendim? Tamam. Tamam mı? Tamam mı kuzum? Bak ben sana diyeyim, tamam. Ayrı gözümün önüne, tamam. Ayrı mahallede otur, ayrı şeyde. Tamam. Mesela Sincan'da, Fatih'de otur, daha Eryaman'da otur. Daha fazla da uzatmayın lütfen anne. Tamam mı? Anne tamam, daha fazla da çıkmayın yayına lütfen. Ben dediğim gibi seninle görüşeceğim, konuşacağım. Babamla görüşmeyeceksin. Tamam. Seninle, tamam. Tamam. Allah ona bile razıyım benimle şu anda. Benimle niye görüşmüyormuş ki? Bunu bir bilmiyorum, tamam. Neden babanla görüşmek istemiyorsun? Dilara. Bak, babanla ilgili söylemeyeceğim ne olduğunu. Bu Yiğit Onur Ekinci bir suçlamada bulundu. Onu sen söylemişsin. İstismar konusunu. Biz bunu sana canlı yayında sorduğumuzda yok öyle bir şey dedin. Ağlıyor. Ağlama da söyle neymiş yani. Açıkça ben ağladığını falan düşünmüyorum. Caner ağlıyor mu? Gözlerini sildiğine göre ağlıyor. Ağlamıyor Esra Hanım. Ağlamıyor diyor. Söylesin ya, benimle niye görüşmüyor? Söyle. Niye gelmek istemiyor? Onu ben netleştireyim yani, bu böyle olmaz. Dilara, bir de şunu söyleyeceğim Caner Bey. Bir şey söylemek istemiyorum diyor. Bir şunu söyleyeceğim Caner Bey, Dilara'ya şunu sorayım. Caner'in son cümle tekrarlar mısın Caner? Bu konu babası hakkında... soru sorduğunda bana bakarak cevap vermeyeceğim deyip devamlı kaşını yukarıya kaldırdı. Hani cevap vermek istemiyorum. Cevap vermek, konuşmak istemiyorum tarzında. Babamla. Babasıyla ilgili zaten sorulara istiyor. Cevap peki. Vermiyor, evet. Dilara, ben şunu soracağım Esra Hanım. Şimdi ben Rabbimin bildiği her şey bildi. Hadi şuraya düştüm, öldüm. Onlara babaları eline kalacak. Dilara günün babasını. Bu babaya bakmayacaklar. Bir hayatını kursun da. Yok, bakmayacaklar. Bak şunu diyorum o zaman, evlatlar yetiştiriyor Esra Hanım. Hı. O kadar emek veriyor. Bu baba kimin için kaçıp koptu? Evlatlar için koptu. Evlatlar bu babaları, anneleri niye böyle ayakları altına alıyor? Yani sebebi ne, bir öğrenmek istiyorum Dilara. Sebebi... İlk gün kızınızın size karşı tavrı böyle değildi. Şimdi niye böyle? Ne bilmiyorum. İlk gün hatırlıyor musunuz? Babayla konuşuyordu. Hatta suçlamalarla ilgili saçmalamayın, olur mu öyle şey, kim uyduruyor bunları dedi. Neyse, ama bugün tavrını değiştirdi. Evet. Aniden değiş. Neymiş söylesin ya, ben de bileyim ya. Neymiş? Anne kapandıktan sonra zaten seninle konuşacağız özelden. O zaman açıklamalarını yaparım. Şimdi açıkla kızım, bak millet ters anlar. Şimdi açıkla. Annemle konuşayım o zaman. Bir şey açıklayacağım değil. Annemle konuşalım. Neyse konuyu tatlıya bağlayalım. Tamam kızım. Dünyayı beni zan altında bıraktırdın. Böyle kal. Ben bir şey demiyorum başka. Konuşacak bir şey bulamıyorum. Benim de alnım açık, sütüm temiz. Her zaman için ben kızımı da taciz etmedim. Bir şey de etmedim. Sen tacizden... O Yiğit, onun eke denen, kendi ağzınla söyledin, onun peşinde gittin, başka bir şey demiyorum yani, ne diyeyim? Buna da davasını devam ettireceğim, ya yani mahkeme, maddi ve manevi, yetkililer ben, ve savcılara sesleniyorum, bunun Esra altında Hanım. Kalamayacağız. Yani meydana çıkacak, Yiğit onun eke ne demek, dünyayı beni rezil etti, kızına taciz etmiş diye,
Bunun altında mecbur çıkacağız. Kalkacağım bunun altında. Çıkmam da gerekir. İlk kez tavrıyla şimdi gitti tavrı. Evet, şu nasıl söylesin ya, taciz ettim etti desin. Evet. Söylesin ya. Ben bak Esra Hanım, siz tekrardan söylüyorsunuz. İlk gün söyledim, evet öyle bir şey yok. Tekrardan konunun açılması artık. Böyle bir şey yok. Babamla sıkıyor. İlgili böyle bir suçlamada artık bulunmadım. Yani bunu tekrarlar mısın lütfen? Esra Hanım, her şeyi anlatmak istemiyorum. Lütfen konu kapansın artık. Peki. Ya, peki. Ya, şuna bak. Dilara, biz zan altında mı kalalım? Açıklasana kızım. Yaptık mı, yapmadık mı? Fazla bir şey söylemiyorum diyorsun. Ne demek istiyorsunuz şimdi ya? Söylesene. Yiğit Bey'in dediği doğru mu şimdi? Söyledim ya sizlere, yok öyle bir şey. Yiğit Onur Ekinci'nin babanla ilgili ya yaptığı suçlama doğru mu? Esra Hanım, söyledim. İlk günde siz kendiniz dile getiriyorsunuz. Sen söyle lütfen yok bunu. Ben şey söylemem. Sen söyleyeceksin. Evet. O söylüyorum ya Esra Hanım, öyle bir şey yok. İddialar asılsız. Peki babanla niye konuşmuyorsun? Başka sebepler. Başka sebeplerden dolayı. Ablan telefon hattında olacaktı. Şu anda telefon hattında değil. Sorularınızı, ben böyle yargılayıcı bir usta falan istemiyorum. Sadece sorunuzu sorun. Ya da cümlenizi kurun. Alın mikrofonu Pamuk Hanım. Dilara, sana ne söyleyeceğim? Sana güzel bir örnek vereceğim. Benim 4 yaşından bu yana 28 yaşında bir oğlum var, babadan ayrı. Bugün ne diyor biliyor musun sen? Anne, yani babanın bir ekmeğini yemedi, bir çorabını giymedi, bir kalemini defterini kullanmadı. Anne, yarın öbür gün benim babam elden ayaktan kaldı mıydı, benim kapım sonuna kadar açık diyor. Ve yıllardır da yüzünü görmediği babasına diye. Biliyor musun bunu? Sen şurada tertemiz oturan babana, hala daha sana yalvarıyor ki beni zan altında bırakma diyen babana, hala daha konuşmak istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Biz buraya günlerdir geliyor, o adamı görüyoruz. O adamın nasıl mahcupluğunu görüyoruz, ne halde olduğunu görüyoruz, kahrını görüyoruz, nasıl dua ettiğini görüyoruz. Ne olursun aç gözünü, dön ailene, aileden başka sıcak bir yuva olamaz. Sıcak bir yuva olamaz, sıcak bir su, bir sıcak bir çay olamaz. Ama Dilara'nın ablalarıyla da ilgili problemleri var. Yani hani bana da telefonda anlattı, canlı yayında da ima etti. Hani ablalar ki evde mi ablalar? Bir evde. Bir evde zaten. Diğeri? Diğer üniversite okuyordu, yeni geldi. Ha, onlar da evde değiller. Gelen de sonra evet, o yeni geldi ablası. Okay. Gelen de sonra. Peki. Ablalarımla da ilgili problemlerim var filan demişti. Buyurun. Ben babaya bir şey soracağım Esra Hanım. Acaba maaşını falan mı elinden alıyorsunuz? Parasını mı elinden alıyoruz? Bazı böyle yapanlar var. Kızlar ondan da uzaklaşıyor. Çocuklarını çalıştırıp paraları evet, alan. Zaten evet. 2 aydır çalıştı, hiç para getirmedi ki. Ama bir ay önceden bir yerde çalıştı, yine para getirmedi. Yol parasını, her şeyini ben veriyordum. Bak şüphelendim. Sürekli dediniz ki 2 kere maaş getirmiyor eve dediniz. Acaba bunun nedeni olabilir mi? Şimdi 2 ay çalıştım. Ben maaşına hiç karışmam. Ya 2 ay çalıştım, 3 ay çalıştım. Yok, hanım burada. Kendisi alır, kendisi yapar. Sağ olsun o kızlarım bir şey, maaş aldığı zaman bana elbise alır, bunu alır, ha, kendine Dilara harcamaz. Dilara da öyle. Dilara da öyle. Dilara'mın ilacı. Yani biraz bana bak, öyle ben, geliyor. Kızım ben kendimi aldırım. Elinde söylesin, elinde para alıyor muyum? Kendi İşe babam gider, hani ben veririm parasını. Günlük 10 lira 20 lira vermedi desin haydi. Daha önce gitti, 20 gün önce verdim. Şimdi 2 ay gitti yine sorusu verdim. Sorusu olan varsa sorsun. Ben şöyle düşünüyorum. Dilara'nın bu lafı kullanırken sığınmak için, bir yalan için kullandığını düşünüyorum. Şimdi biz babasını bir haftadır burada... Bu sizin burada, yorumunuz. Evet, benim kendi şahsi yorum. Abiyi biz bir haftadır burada görüyoruz. Evet. Adamcağız ağzına bir şey bile sürmüyor. Biz zorluyoruz. Ya abi biraz daha güçlü ol diye. Geldim gel bir şey yiyemiyorum ya. Evet, ya, doğru. Şahidim. Allah katında da kul katında da şahidim. Geldim gelir bir şey yemiyorum ben. Ben asla inanmıyorum. Bu babanın öyle bir şey yaptığına inanmıyorum. Ama Dilara da şöyle bir soru bırakıyor şimdi bizim kafamızda. Ya bir şey mi? Ben mesela
bana babamla ilgili öyle bir şey sorsalar ben yıkarım ortalığı, bu nasıl bir suçlamadır zaten diye. Zaten öyle bir durum olduğunda gidip direkt hemen her yolu biliyor, savcılığa gideceğini, emniyete gideceğini gideceğim, biliyor. Onu bırakmayacağım. Böyle bir durumda emniyete gider, şikayetçi olur ve her şeyi yapabilecek. Evet, kendini temizleyecek. Yani hani Elazığ'da oralarda filan bu kadar 3 aydır filan peşinde koşulmazdı. Bu benim gördüklerim, onun davranışlarından yola çıkarak kendi yorumum. Çünkü akıllı bir kız. Çok akıllı. Dilara nerede ne yapacağını, hakkını nasıl savunacağını gayet de iyi biliyor. Evet. Buyurun. Hem kendini kurtarır hem beni kurtarır. Doğru. Eğer buyurun. Biliyorsa kendisi biliyorsa. Buyurun. Şimdi ya da 21 yıl beslediğime göre. Aynı yaştasınız değil mi Dilara'yla? Evet Esra Hanım. Yani ben Sabri amcaya sonuna kadar inanıyorum. Arkada da zaten dertleşiyor bizimle. Kızının gelmesi için ne kadar uğraştı. Bir post paylaşılmıştı hatta Instagram'da, işte kızı bulundu diye ağladı yanımızda. Dedi gelmiş mi, haberin var mı falan dedi. Vallahi yok dedim. Biliyorsundur sen, söyle dedi, ağlamaya başladı. Ya ben de aynı yaştayım ama işte yaşıtlarımın çoğu böyle başka hayatlara özeniyorlar. Ve ben şeyi çok merak ediyorum, neden Elazığ? İstanbul'da iş mi yok? Hani Ankara bir de büyük İstanbul, şehir. Ankara iş mi yok? Neden Elazığ, ben çok merak ediyorum. Ki yani... Dünya güzeli bir şehirdir ama Ankara'dan oraya menajer, bu Gökhan mıdır, Can mıdır kardeşler, beylik menajerler işte onlar aracılığıyla niye oraya gönderiliyor? Bir de servis elemanı, o çalıştığı yerdeki servis elemanlığı için menajere ihtiyaç var mı? Sen menajer, pohta diyor ki. Yayın dışında gösteririz, şu anda değil, size gösteririz yayın dışında da. Peki. Evet, sağ olun. Şimdi kardeşler yayına bağlanacaktı. Onlar da niye bağlanmıyorlar? Telefonlar kapalı mesela. O da enteresan. Ablalardan biri. Şarjı birdeymiş. Buyurun Dilara. Caner. Söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Ben söyleyeceklerimi söyledim.